Sevgili seyirciler Galatasaray Korendon Alanya spor maçının ilk yarısında Icardi ve Mertens'in golleri var. Sarı Kırmızılı takım soyunma odasına e, 2-0'lık üstünlükle gidiyor. 37 ve 45. dakikalar gol dakikaları. E, açıkça soracağım e, yani oyunun sadece bir yönünü oynamaya çalışan bir Alanya spor takımı gördük. Sadece savunmaya çalıştılar. Onun dışında ayaklarında top tutamadılar. Galatasaray'ın o e, sürekli baskısı e, ön alandaki e, dinamik futboluna karşılık veremediler. Bir direkten dönen top var. E, şutlar var. Icardi'nin, e, Sanchez'in, Mertens'in girdiği pozisyonlar var. Nihayetinde 67'ye 33 toplu oynama oranları. 2 sıfırlık üstünlük ama hani e, hep bu sezon tekrarladığımız bir noktaya geleceğim bu e, girizgahın ardından. E, bazı takımların arasındaki güç farkı gerçekten çok fazla. Ve e, bu takımlara karşı oynamaya gelen ekipler sadece savunarak kazanamayacaklarını hala anlayamamış. Puan alamayacaklarını diyeyim ya da kazanamayacakları bambaşka bir merhale. Hocam şimdi şöyle bakıyorsun işte futbolun manası. İki tane e, iki takım 11 er kişiden hakem yardımcıları var filan yeni varlar var çıkıp oyuncaklar iki takım maalesef bugün ilk yarı bir takım var ikinci takım yok ya yani nasıl bir maçsa öyle bir maç M Mustara ilk topu 32'de mi ne geldi Mustara'ya bayağı da enteresan pozisyondu şimdi hocam Zaten 16 ya 16'ya kadar Mustara görmedik hocam şimdi ama bak Madem böyle bir takımla oynuyorsun, madem böyle bir takımla oynuyorsun, bariz belli. Artık presi başka türlü yap, yani presi daralt, baskıyı daralt, kafasını kaldırmasın. Hani güreşçi yere yatırırsın da kafasını basarlar ya, bu evet. şeyde falan da çok yaparlar bunu işte, kırk bunarda Evet Böyle basarlar, yorarlar orada, kalkamazsın. Madem böyle bir takımla oynuyorsun, senden çok da korkuyor, topu da çıkaramıyor, sonunda vuruyorlar. Abi baskıyı daralt o zaman, dikkat et maçın iki yerinde top Mustaray'a 35-40 metrede geldi. Yani Mustafa 35-40 metreye çıkmıştı. Topu attı arkadaşlar. O zaman baskıyı daha fazla yap. Madem adam çıkmıyor, adamı sok. Adam sana ya penaltı yapacak ya foul yapacak. Bir şey yapacak yani. Yani Galatasaray müsamaha etti biraz. Alanya'nın rahat top oynamasına. Onlar da şunu gördüler. Ya biz bu takımı yeniriz. Evet. Onlar da dediler ki boyunlarını uzatmışlar. Bu Galatasaray bizim boynumuzu koparsın ama yani öyle de fazla atmasın filan gibiler. Oynadılar. Nitekim bir sıfırdan sonra pozisyonlar artacak şimdi. İki yerde artacak. Galatasaray birkaç oyuncu falan sokacaktır. Hocam şimdi ikiyi bulduktan sonra zaten iyiden iyi yere rahatladılar. Hocam sıfır sıfırken kaleci vakit geçiriyor. Kalecinin vakit geçirdiği belli. Hakem de gidiyor. Böyle da 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 sana Ya bırak. Yapamayacağın işi hikaye yapma. Gösteremiyorsunuz. 85'te gösterirsiniz. Artık o da olmuyor. Maç nasıl sonra 2 spor oldu. Şu anda. Bak nereye geleceğim. Kaleci oyundan bayağı çaldı. Ben buraya para veriyorum. Çok. Televizyona veriyorum veya sada gidip veriyorum. Abi o maçı oynat. O maç seni ilgilendirmiyor. Üç dakika değildi. En az yedi bak böyle yapacaktın. Kaleci'ye böyle yapmayacaktın. Sana kart gösteririm demeyecektin. Bütün stada ve kaleciye böyle yapacaktın. Böyle tamam. bak. Bana oynatma o eksik kalan bölümü ya. Çünkü bir taraf Tabii. oynamaya çalışıyor. Tabii. Bir taraf zamanla öldürmeye çalışıyor. Bu sefer ne olacaktı? Herkes saate bakacaktı. İlk yarı bitti 45. Koy 8 dakikayı. Koy 8 dakikayı bak ne oluyor. Bir daha birisi sana yapabiliyorlar mı lan? Akıllı olun hakemler ya. Koy 8 dakikayı. Bak bir daha sana yapabiliyorlar mı? Ha Galatasaray hucuma gidiyor. Rakibin gardı düşmüş. Pozisyonu var. Maçı orada bitiriyorsun. Adam 3-0 yapacak. O zaman sen nasıl adalet dağıtıyorsun? Sen art niyetli olana yardım ediyorsun. Oynat ya. Oynamamaya Dağal çalışan. Daha hücumu bitsin öyle bitir. Sen Çünkü öyle bir maç değil. Oyuna prim vermemiş tabii. oluyor yani. Tabii. Oynamaya yani bunlar çalışan. Bunlar nasıl abi? Bunlar seneler mi? Onlar acemi. tabii nüans. E, nüans ama abi Önemli orada zaten. saklı. Detaylar orada da saklı doğru. Niye gidip İtalyan giyiniyorsun İtalyan alıyorsun? Senden önce düşünüyor. Çok fazla bir şey yapmıyor. Anam diyorsun ben bunu beğeniyordum, ben bunu istiyordum diyorsun, alıyorsun. O senden evvel düşünüyor çünkü. E, düşünün biraz ya, o oynat. Art niyetli olanı mağlup et. Art niyetle art niyetli olan vakit geçirecek. Oyna prim tanı. Üç dakika mı da, koyması lazım? seyredelim, daha, daha, fazla gol seyredelim. En az altı dakika. Hocam en az en az. Üç olmadığı kesin de. E, Galatasaray hücum ediyor, bırak. Hücumu bitir. Evet doğru söylüyorsun. Yani bunlar ya olacak şey değil yani. Neyse ne anlatsa koş. E, standart hakem da, standart. E, o, gelmiş, amcam gelmiş ha çok beğenmiş hakemleri. Lan bu kulüpler hakikaten. Hüydalız. Bu kulüpler geri zekalı abi. Bizim Türkiye'deki bütün kulüp ve şeyler geri zekalı. Hepsi Douglas çok akıllı Douglas. Douglas çok. Dallas Douglas. Dulles, Dulles. Douglas. Hüydalız. Bu Douglas çok akıllı. Parayı alınca hakemleri çok beğenmiş pozisyonları hocam. <laughs> Beğenmiş değil mi? Evet beğenmiş ya. Hakemler çok iyiymiş. Yani, ama o tabii... Gönül şey de, gözüyle bakıyor hocam. İngiltere'den bakıyor değil mi? Şeyde Onlar İngiltere. ayda bir geliyorlar işte. Öyle bir şey Bizim yapıyorlar. Bizim eski amil takım teknik direktörü gibi. Öyle ya, tabii yani mutlaka sürekli bu, onların görevi burada sürekli kalmayı gerektirmeyebilir ama... E, Amcamın önünden görüntüleri getirdiler acaba? 72 tane görüntü hangi getirmişler evet? ama hangi 72? Ben ona var ya 272 tane getiririm aklı durur. Cevap veremez. Gerisin geri uçak bileti alır gider. <laughs> 272 tane. Hadi lan der dalga mı geçiyorsun lan der. Ben ona 272 tane getir. Konuşacağız hocam hep 90 artı bir O MHK semineri. Milli takım arasında MHK semineri vardı. Bahsedeceğiz ondan. Ee, şimdi rakip ceza sahasına 20 kere girdi Galatasaray. ilk yarıda. de Koronel 3 kez, 3 kez, 3. 3 kez girebildi. İsabetli şutu yok. Zaten bir tane şutu var. O da yarım yamalar. Hocam bu tip defansı nasıl açarsın? Şeye inersin. E, avuç çizgisine inersin. Ki gol öyle Şimdi geldi. Şimdi tekin birinci gol öyle geldi. Çok güzel bir berkaç. Avuç çizgisi. Defansın en zayıf olduğu an. İkardi böyle iki adım attı öne geçti. Golü yaptı. İkinci gol şut. Veya şut atarsın. Evet, tabii. Veya berkaç yaparsın. Veya şut atarsın. Şut attı golü yaptı. Evet. Bir tane daha attı. Çok güzeldi kaleciye gitti. İkinciyi yazdı. Evet. O ilk şut da Mertens'in güzeldi. Kendimiz bir şey söyleyeyim mi? Mertens iyi iyi oynarsa Galatasaray orta sahası fiziki farklı oluyor. Fizik durumu iyiyse o zaman hakikaten ofansif anlamda katkı veriyor. Hem kritik yerlere top atıyor, al-ver yapıyor, Hıcam, hem alıyor, de şut atıyor. veriyor, şut atıyor, her şey yapıyor. İşte fizik kalitesi iyiyse biraz dinlendi tabii. Biraz daha şu anda şey yani birkaç maç girebilir Mertens. Dinlendi. Manchester maçında da oynayabilir ya. Evet şu görüntüsüyle evet. bilmiyoruz. Bakacağız tabi. Bugün Kerem yedekler arasında evet. ee, şey demiş. Yani dinlenmek istemiş. Yorgunum demiş. Olabilir. Olabilir. Çok tabi yoğun bir maç temposundan geçtiler. Sen Milli takımda var. Sol taraf iyi geldi ama. Zaha ile sol taraf Zaha, ay, ay, bayağı iyi geldi. Barış Alper'in orası pek yürümedi. Evet de Zaha iyi geldi. Abi. Zaha iyi geldi. bayağı geldi yani. Zaha orayı kullandı. Endombele için ne diyorsun? Eh fena değildi gene yani. Bir şeyler yapmaya çalıştı. Bir çabası var. Bir evet. çabası var ama şey Alanya takımı hani gittikçe karda böyle güneşte eriyen kar misali yıldan yıla eriyor. Performansı Nasıl olacak? geri evet. gidiyor. Yani orada iyi bir başkanları da var bu işten anlayan ama şu görüntü Alanya takımı için hani düşme potasında zaten iyi değil. İyi, i̇yi değil. Tabii ki bu takımlar şu anda rakip e, değil e, Galatasaray yani Alanya Spor'un hele deplasman oyununda rakibi olamaz ama hani Alanya Spor'un da bazı futbol temel e, ilkelerini e, yerine getirmesi lazım onları yapamıyorlar. İyi top oynayan takımdı iyi gidiyorlardı evet. Demek transferlerde de başarılı olamadılar. olamadı. Onu gösteriyor. Öyle gözüküyor hocam. Öyle gözüküyor ki sezon başından beri de bir türlü ritim tutturamadılar. Hoca değişikliği oldu. Yine de şu anda bir e, şey alamadı. Karşılık alamadı Alanya takımı. Bakalım. Koronadan e, Alanya Spor Lig'e aslında renk katan takımlardan biri. 11 şut denemesi oldu Galatasaray'ın 5'i isabetli ki dediğim gibi Icardi'nin 8. dakikada bir şut, e, direkten dönen topu var. Yarım metreden. 60'ı bekler mi? Değişiklikler için mi? Evet acaba yoksa yani yapar Belki mı? şimdi yapabilir de. Manchester maçını düşünerek. Tabii. bayağı bir ekonomik kullanacaktır ki Yani Abdülkerim Başak, zaten şey kadroda yok. yok Bir hafif Çünkü sakatlığı varmış bizim, yani Seyrediyorum televizyonları bazen spor kanallarını. İşte kardeşim Üç günde bir maç yapmak da çok yoruyor moruyor İşte bir gün dinlenme idmanı ikinci günü teknik idman taktik idman Üçüncü günü Ya arkadaş maçtan iyi idman olmaz Tabii. Sen maçını oyna kendine iyi bak ama Sen maçını oyna maçtan iyi idman olmaz İdman hikayedir bir yere kadar idman seni maça hazırlar. Maçta yüzde yüze yakın oynarsın, i̇dman da yüzde yüze yakınını veremez çünkü ma maçta mecbursun onu kurtarmaya. Evet. Onun için ben futbolcuların Türkiye'de, ha, dinlendik, ara sakatlık, ne sakatlığı ya? Adela sakatlığı falan kabul etmiyorum abi. O zaman İ İngiliz liginde oynayan ve İtalyan liginde oynayan futbolcuların yani çamanın telleri gibi şeyleri atması lazım. Ne o? baldırları, kasıkları atması lazım. Yok abi, kabul etmiyorum. Yani ya kendilerine iyi bakmıyorlar, hep şey abi, hep şey arası. İşte, milli maç milli, milli arası. dinlendik topa ya, geçeceksiniz Ama, arkadaşlar. Ama e, yani Galatasaray'a yaramış, biraz daha dinamik ve e, yer değiştirerek oynuyorlar. Dediğimiz gibi tabii başından beri söylüyoruz. Ama Galatasaray'da mesela Icardi adam ineyle falan oynadı hakikaten ya. Evet hocam. Yani, yani çok 4 haftadır olan. zaten golü yoktu 4 haftadır. Çok özür dilerim oynadı. Nitekim bak tık diye çıkıverdi aradan ilk golde tık diye çıkıverdi evet. çıktı bitirdi. O koşuyu zaten ön direk Tabii. arka direk koşularını Yabiliyor. yapıyor. Genellikle de ön direk koşularını yapıyor. Yeter ki o topu getir ona. Evet. Ayağını hemen büküverdi. Güzel. Ee, Güzel. hakem için konuştuk ama biraz pozisyonların içinde kalıyor. Çok. Temaslı oyuna izin verdi. Çok içinde kalıyor. Oyuncuları rahatsız ediyor. Evet. Kaçamıyor abi nasıl? arada kaldı. E futbol bilgileri. Geçen yok gün abi. bir yabancım hangi ligdeydi ya? Premier Lig'de mi? Bir Avrupa'da mıydı? Ha milli maçta bir hakem seyrettik. Hani nasıl adamlar tam gelince hemen kenara Tabii çıktı. O bölge yoğunlaşınca evet. hemen çapraza e, pozisyonda iyi görü, göreceği doğru bir yere geçti. Ya bunlar aslında topun bu işin akse, ABC'si değil mi? Topun aksine gireceksin. Evet. Topun aksine tersine gireceksin. Akıntıya gitmeyeceksin. Sen futbolcu değilsin ki. Akıntıya gitmeyeceksin. Doğru. Terse gireceksin de ama onlar ona kim birileri anlatır herhalde abi. Yani o kadar hakem geliyor. Eğitim veriyorlar. Bunu da birileri anlatır. Evet. Galatasaray'ın iki sıfırlık üstünlüğü var. Goller 37 icardi, 45 Mertens. E, i̇kinci yarı bakalım neler getirecek. E, Manchester United maçı öncesinde Galatasaray etkili bir ilk 45 dakika sergiledi. Gol sayısının artması kuvvetli. Muhtemel diye düşünüyorum ama Öyle bilmiyorum. Yani. Frene basarlarsa. E, gerçi Amel ne etmiyorum. kadar bassan da. Bir 3-0 yapıp. Bir 3-0 yapıp diğer oyuncular tabii da iki bir, gelebilir. Tabii 2 bir umutlandıracak bir skor tabii. olabilir rakibi. Bir gol daha atıp belki. Yapıp yapabilir, yapmaları lazım. Şu görüntü de öyle. Bakalım Alanya'nın bir reaksiyonu olabilecek mi onu da hep birlikte göreceğiz. Bir sözü yeniden scoreboard programına bırakalım. Ardından 90 bu maçı bütün yönleriyle tartışacağız, konuşacağız. Hem e, MHK konusuna bakacağız hem başka gündemdeki konular var. Onlara da değineceğiz efendim. 90 buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.